Şeri'nin Şirin Mutfağı'na hoş geldiniz. Bugün sizlere sadece 5-10 dakikanızı alabilecek çok pratik, çok lezzetli bir fırın yemeği tarifim var. Sebzeli tavuk yemeği yapacağız. Bunun için borcamımın içerisine şöyle 650 gram kadar tavuk pirzolamı ekliyorum. Böyle kuşbaşı halinde doğradım. Mümkünse tavuğunuz kemikli bir tavuk olsun. Genelde işte pirzola olur, kalça olabilir, baget olabilir. O tarz etleri kullanırsanız çok daha lezzetli olur. Tavuk göğsü, filetoyu çok fazla tercih etmiyorum. Biraz yavan oluyor. 2 tane tavuk pirzolamı ekledikten sonra şöyle bir tane patatesimi de ekliyorum. Bunu da böyle küp küp doğradım. Çok fazla küçük doğramadım malzemelerimi. Ben şimdi sizlere ölçü veriyorum fakat yani neyden ne kadar kullandığımı söylüyorum. Fakat siz istediğiniz miktarda ölçüde kullanabilirsiniz. 5 tane yine doğramış olduğum çeri domatesimi ekliyorum. 1 tane soğanımı ekliyorum. 5 diş sarımsağımı ekliyorum. 2 tane doğramış olduğum yeşil biberimi ekliyorum. Ve üzerine baharatlarını ekleyeceğim. 1 çay kaşığı toz biber, 1 çay kaşığı kekik, 1 çay kaşığı pul biber, yeteri kadar tuz. Ben bu baharatları tercih ettim fakat siz dilediğiniz ve yakıştırdığınız baharatları kullanabilirsiniz. Şimdi bunların hepsini güzelce bir karıştıralım. Malzemelerimizi güzelce karıştırdıktan sonra şimdi üzerine salçalı sosunu hazırlayalım. Şöyle yarım su bardağı suyu yanıma aldım. 1 tatlı kaşığı biber salçası, 1 tatlı kaşığı domates salçası ekliyorum. Ve bunları güzelce bir çırpacağım. Evet, güzelce çırptım. Salçalı suyum hazır. Şöyle üzerine bunu gezdirelim. Ve şöyle üzerine belli aralıklarla biraz tereyağı ekleyeceğim. Siz isterseniz zeytinyağı, sıvı yağ da kullanabilirsiniz. Şimdi yemeğimi 200 derece fan ayarlı fırında pişmeye gönderiyorum. Yemeğimi fırından çıkardım. Yaklaşık 45-50 dakika arasında pişti. Ama pişme süresi fırından fırına farklılık gösterebilir. O yüzden kontrollü bir şekilde pişirelim. Ve pişirirken de ara ara karıştıralım ki üzeri yanmasın. Gayet yumuşak, güzelce pişti. Kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum. Deneyecek arkadaşlarıma şimdiden kolay gelsin. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Daha sonraki videolarımda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.